Sakin tavırları ve başına bağladığı Allahu Ekber yazılı bandıyla dikkatleri çeken bu sakallı adamın adı Şamil Basayev'di. Yaptığı açıklamalarda terörist olmadıklarını, Rusya'nın Çeçenistan'da sivillere yaptığı zulmü tüm dünyaya duyurmak için bu eyleme kalkıştıklarını söylüyordu. Bu gözü kara adamın istekleri ise çok netti. Rusya, Çeçenistan'daki askerlerini çeksin ve Çeçenlerin bağımsızlığını tanımak için Çeçenlerle masaya otursun. Şamil Basayev 31 yaşında. Her türlü silahı kullanabilen, gözü pek bir asker. İyi bir komutan. İşte biz de Rus kuşatması altındaki Çeçenistan'a girdikten sonra sürekli savaşın içinde olan Basayev'le beden odaki üstünde konuştuk. Tabii önce söze Budenovsk eylemiyle başladık. Aslında Budenovsk'tan bir hafta önce Moskova'ya gitmeyi planlamıştım. Budenovsk planlarımda yoktu. Moskova'ya bizi götürecek arabayı ve adamları ayarlamıştım. Oraya bir haftada ulaşmayı planlamıştım. Peki yani nasıl oldu her şey? Çünkü amacınız Budenovsk muydu yoksa Moskova mıydı? Budenovsk'a geldiğimizde paramız bitmişti. Yola çıktığımızı Ruslar haber almış. Gerçi nereye gideceğimizi bilmiyorlardı. Muhbirlik yapan iki kişiyi bulduk ve gerekeni yaptık. Durum böyle olunca eylemimizi Budenovsk'ta yapmaya karar verdik. Bu eylem sırasında hastanede rehineleri tuttuğunuzda Çernomidin'le defalarca telefonda konuştunuz. Neler konuştunuz? O size ne söyledi, siz ne söylediniz? Telefonla 5 kere konuştuk. Rehineleri serbest bırakmamızı istedi. Aslında Çernomirdin'in derdi rehineler değildi. Çünkü eğer gerçekten rehinelerle ilgileniyor olsaydı bize verdikleri sözleri tutarlardı. Hiçbir şey yapmayacağız dediler ama sonra Alfa, Beta, Vitez birliklerini yolladılar. Üstelik uçaklardan bombalar yağdırdılar. Kime attılar bu bombaları? Rehinelerin ve bizim üzerimize. Budenovsk yüzünden dünyada çok insan bunu terörizm dedi ve hatta Ruslar da sana bandit dedi. Ne diyorsun bu konuda? Ben şu anda Çeçenistan'daki askerlerin komutanıyım. Çeçenistan Cumhuriyeti'nin bir generaliyim. Ben savaşan bir insanım, mücahidim. Ülkemi koruyorum, terörist değilim. Terörist olan Yeltsin'dir, Çernomirdin'dir. Zorbalık eden, eziyet eden bunlardır. 2 yıldır bunu yapıyorlar. Biz terörist değiliz. Ülkemizi, topraklarımızı koruyan mücahitleriz. Ama Budenovsk'ta yaptığınız terörizm değil mi? Çünkü masum insanlar rehin aldınız ve hatta o eylemde masum insanlar öldü. Bu terörizm değil mi sizce? Ben Budenovsk'u bir gün savaşarak ele geçirdim. Dağlara çıksaydık bizi bombalarlardı. Onun için insanları topladım, rehin aldım ve hastaneye girdim. Biz zaten Budenovsk'a değil, Moskova'ya gidiyorduk. Planlarımız değişince kendimizi korumak zorunda kaldık. Onun için de orada durduk. O gün 300 Rus askeri öldürdük. 3 helikopter düşürdük. Onlar bize saldırdıklarında ilk olarak hastaneleri, doğum evlerini, petrol kuyularını vuruyorlardı. Biz zorunlu olduğumuz için hastaneye girdik. Onlar burada gelip yaşlıları, çoluk çocuğu öldürürlerken dünya neredeydi? Onlara niye terörist demediler? Bugün bana terörist demeleri umurumda değil. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Benim 7 sülalem Ruslarla hep savaşarak bugüne geldi. Bundan sonra da Çeçenler bağımsızlığa kadar savaşacaklar. Ben çocukluğumdan beri savaşı gördüm. Bu yüzden bağımsızlığı kazanıncaya kadar seve seve savaşırım. Onlarla savaşmak zor değil. Asıl zor olan elimizden bir şey gelmeden yaşlıların, sivillerin, çocukların uçaklardan yağan bombalarla öldüğünü görmek. Bunu önlemek için yeterli silahımız yok. İşte asıl zor olan bu. Ben Çeçenistan'daki insanların aç kalmaktan korkmayacağı, düzen ve asayiş içinde yaşayacağı bir ortam istiyorum. Dünyada doğru olanı kurmaya çalışıyorum. Allah bize yardım ediyor. Ayrıca Türklerden de yardım geliyor. Allah onlardan razı olsun. Bize yardım etmek zorunda değillerdi. Yardım gelmeseydi de savaşırdık. Çok memnunuz. Kalpleri bizimleydi.
Elinizde gerçekten radyoaktif maddeler ve hatta biyolojik silahlar var mı? Çünkü bu yolda haberler var. Elimizde atom bombası var. Bunun dışında bir tür bomba daha var. Gerekirse bunları da kullanmaya hazırız. Bunlar tüm dünya devletlerinde var. Bizde de olmasının ne garipliği var. Ama silahlarımızın asıl önemli bölümünü Rus askerlerinden ele geçiriyoruz. Hatta çoğu zaman bunları Ruslardan satın alıyoruz. Türkiye'den bize gelen yardımlara çok teşekkür ederiz. Oradakiler bize bu mücadelemizde yardım etmek zorunda değillerdi. Ama kalpleri bizimle. Buradaki sorunla kendi dertleri gibi ilgilendiler. O yüzden biraz evvel ayağa kalkarak teşekkür ettim. Ama bakın, Türk devleti büyük ve güçlü bir devlet. Diğer devletlerle iyi ilişkileri var. Bu insanları niye öldürüyorsunuz? Bu savaşı bitirin dese bir şeyler olabilir. Ama bu açıdan bize hiçbir devlet yardım etmiyor. Hepsi de Rusya'dan korkuyor. Ama dünya Rusya'yı şimdi durdurmazsa ileride herkesin başına bela olacak.